Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihleri değişti. 25-26 Temmuz'a ertelenen yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı 25-26 Haziran'a da çekildi. Şimdi normal takvime göre 7 Haziran'da yapılması planlanan liselere giriş sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Bir taraftan değişen sınav tarihleri de tartışılıyor. Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz ve Türkiye Özel Okulları Derneği Başkanı Nurullah Dall'a değerlendireceğiz. Nurullah Bey'i de görebilecek miyim yoksa bir 4-5 dakika sonra mı katılacak o da yayınımıza? Peki. Ayhan Bey merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi hocam böyle bir kafalarda bir karışıklık var. Bir sınav tarihleri de tartışılıyor. YKS'yi konuşacağız ve LGS'yi konuşacağız. YKS ile başlayalım. Bir ay erkene alındı. Bir taraftan aslında öğrencileri etkiler mi bu karar diye düşünüyoruz. Yani böyle bir soru akıllara geliyor. 30 günlük bir kayıp da söz konusu. Yani bir endişeleri de var. Haklı mı endişelerinde öğrenciler sizce? Şimdi tabii ki bu kararın alınma şekli ÖSYM'nin ve Yükseköğretim Kurulu'nun verdiği bir karar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haricinde bir karar. Muhakkak ki orada sebepler üzerine konuşularak ortak karar verilmiştir. Biz öğrenciler açısından bakılabiliriz. Evet. Zor bir süreç tabii ki ama öğrencilerin görevi şu. Var olan şartlar üzerinden morallerini, motivasyonlarını yenilemek. Hazırlık süreci açısından çok zorlanmazlar ama bir tarihe endekslenmek ve onun değişmesi üzerinden zorluklar olabilir ama hazırlık süreci zaten bu çocuklar yola çıkmış ve hazırlıkların birçoğunu birinci dönem olması itibariyle tamamlamış çocuklar. Yani bir dönemden soruların olması itibariyle çocuklarımız şu anda açık kapatıyorlar. Yani işledikleri, bitirdikleri, tamamladıkları konulardan eksiklerini tamamlıyorlar. Buradan süre kaybıyla ilgili yetiştirememek, konuları yetiştirememek, hazırlığı yetiştirememek gibi bir şey olmayacaktır. Sadece psikolojik olarak evet değişmesinden kaynaklı etkilenmişlerdir muhakkak ki insan psikolojisi, öğrenci psikolojisi özellikle ama bugünden tezi yok. Onlara tavsiyemiz hızlı bir şekilde açıklarını kapatarak, eksik noktalarını tekrarlayarak, işledikleri tüm konular üzerinden eksik noktalarını tekrarlayarak yola aynı şekilde devam etmeli. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu sizce? Yani sınav takviminde bir düzenlemeye gidildi. Biraz daha böyle detaylandıralım. Niye ihtiyaç duyuldu bir taraftan? Çünkü LGS'ye de geleceğim. Onunla ilgili neler söylersiniz? Merak ediyorum gerçekten. Bu karar nasıl etkiler öğrencileri? Ama neden ihtiyaç duyuldu? Bu takvim değişikliği gerekli miydi sizce? Tahmin ediyorum. Ben Milli Eğitim Bakanlığı adına yani LGS adına çok daha rahat konuşabilirim ama Nurullah Bey bu soruya daha rahat cevap verecektir. Hı hı. Çünkü onun alanı. Dolayısıyla tabii. Biz evet Nurullah Hocam geldiğinde tahmin ediyorum o gerekçelendirecektir diye düşünüyorum. Onun için orayı ona bırakmak isterim. Biraz daha onun alanı. Peki onun alanı. Biz devam edelim. Biraz konuşalım o zaman sınavda. YSK ya bir taraftan da YKS ile ilgili düzenlemeler var. Sınav süresi arttı işte baraj puan düştü değil mi? Ya yani bir 10 puan düştü. 170'e çekildi yani. Herhalde. 170'e çekilmesi tam o arada geçen sene gördüğümüz oradaki sayıda kalan çocukların virüste geçmelerini sağlar. Bu rahatlatıcı bir tedbir. Rahatlatıcı bir tedbir diyorsunuz. Kesinlikle rahatlatıcı bir tedbir. Psikolojik sınırın oraya çekilmesi. Çocuklarımızın geçen sene burada bayağı bir yığılma olmuştu. O barajı rahat geçebileceklerini ve rahat gidebileceklerini gösterir. Çünkü ne kadar da olsa biraz koptuk. Eğitim, öğretim yüz yüze yapılması gereken bir faaliyet. Yüz yüze olmayınca aynı konsantrasyon olayı, aynı şekilde hedefe kitlenme olmuyor. Sebebi budur. Bunun için de bir 10 puan bu seneye mahsus olmak üzere çekilmiş oldu. Evet. Şimdi Nurullah Hoca hazır mı? Nurullah Hoca'yı da görelim. Hocam merhabalar. Nurullah Dall, Türkiye Özel Okulları Derneği Başkanı. Hocam merhabalar. Bir taraftan böyle sınav tarihlerini konuşuyoruz. Ayhan Hocam'la biz konuşmaya başladık. Eğitim uzmanı kendisi biliyorsunuz. Ama dedi ki bir taraftan da şimdi hem özel okulları konuşurken, dahası giriş sınavlarını konuşurken dedi ki Nurullah Hocam gelecek. O Nurullah Hocam'ın dedi alanı. Ona dedi sorun bir taraftan bir ay erkene alındı biliyorsunuz. Zamanlama, YKS'de bu karar öğrencileri nasıl etkiler, onu konuşalım, takvim değişikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz, bir de siz de böyle bir giriş konuşması yaparsanız mevzuyla ilgili ardından detaylandıralım. Tabii, teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Şimdi efendim, ben öğrenciler adına konuşmayı tercih ederim, arzu ederim. Çünkü buradaki ana konu öğrencilerimizin yaşadığı psikolojik
durum nedir? Bunun üzerinde durmamız lazım. Ve odaya şu şekilde bakılmasını arzu ediyorum öğrencilerimiz açısından. Şimdi bu YKS'yi ve LGS'yi de ayrı ayrı değerlendirmek isterim. Tabii. Öncelikle LGS'yi değerlendirelim. LGS'de 7 Haziran kaydırılmıştır 20 Haziran'a. Bu gayet normal ve beklenen bir sonuç idi. Burada öğrencilerimiz de zaten buraya girecek 1 milyon 800 bin öğrencimiz var deniyor ama ben burada tamamının da gireceği kanaatinde değilim. Çünkü biliyorsunuz bunun da dikkat etmek lazım. Burada %10'luk bir kesimin yerleştirilmesi söz konusu bu sınavda. Hı hı. Ama yine en azından yarısından fazlası gireceği, 1 milyona yakın öğrencinin yine sınava gireceğini düşünelim. Burada bir heyecan vardır ama çocuklarımız çalışmalarını yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Onlar için önemli olan şu, LGS imtihanı ömürlerinde bir defa karşılarına gelecek bir şeydir. Yani bu sene buna girerler, bu sene giremezse, yapamazsa, edemezse, sıkıntı çekerse bir daha bunun tekrarı yok. Çünkü seneye liseye başlayacaklar. Bu sınavın böyle bir özelliği var 8. sınıf çocuklarımız için. Onların şu anda psikolojik olarak hiçbir sıkıntı çekmelerine gerek yok. Velilerimizin de yardımıyla onlar zaten başlamış oldukları sene başından beri çalışmalarına düzenli olarak devam edecekler ve 20 Haziran'da da sınavlarına girecekler ve hayırlı başarılar almalarını da temenni ederiz. O konuda bence hiçbir sıkıntımız yok. Esas rahatsızlık duyulan kısım tabii ki üniversite sınavı ile ilgili YKS sınavımızın. YKS. Evet, YKS'nin tarihinin çok alelacele maalesef yani bundan 1-1,5 ay önce o zamanki psikolojiyle yönetici YÖK idarecilerimizin aldığı bir kararla bir ay yaklaşık bir aylık bir ötelenmesi söz konusu ya oldu. Orada böyle bir karışıklık oldu değil mi kafalarda tarih evet. noktasında özellikle? Tabii. Orada böyle bir yani biraz aceleci davranıldı. Esasen çünkü Temmuz ayı bakın ayrıyeten çok sıkıntılı bir aydır öğrenci için. Yani 30-35 derece 40 derece sıcaklığın yaşandığı Türkiye'de Temmuz ayında 3 saatlik 4 saatlik bir sınava çocukların girmesi gençlerimizin o da ayrı bir sıkıntıydı. Peki niye ama öyle aceleci davranıldı sizce? Mesela sizin kendiniz harcadığınız mesaiyi göz önünde bulundurarak nasıl bir açıklama getiriyorsunuz kendinize? Nasıl bir çözümleme tarihle ilgili? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu o zaman? Şimdi o zaman şundan tahmin ediyorum yani biz oradaki arkadaşların yerine koyuyoruz kendimizi. YÖK'teki kurulların. Burada zannediyorum o zaman psikolojiyi de unutmayalım lütfen. Covid-19 meselesi ve bu pandemi meselesi ve sağlık sorunları hat safhadaydı. Bilinmezlik çok ciddi anlamda yüksekti. Hem dünyada hem Türkiye'de. Fakat bugüne geldiğimizde çok daha rahat konuşuyoruz. Neden? Neredeyse sağlık olarak kontrol altına alınmış bir tedavi süreci var. Türkiye'de çok daha huzurlu bir süreç yaşanıyor. Önümüzü daha iyi görebiliyoruz genel anlamda. Ama bu kararı verildiği süreçte bu belirsizlikler çok fazlaydı. Haziran ayında bu işin olamayacağı tahmin edilerek Temmuz'u erteleyelim, rahat edelim yani çocuklar da rahat etsin şeklinde diye düşünüyorum. Doğru yanlış demiyorum bakın bu ayrı bir mesele. Bence o kararı o gün alınmasaydı daha sağlıklı olurdu. Daha sağlıklı olurdu. Bakın bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda çok daha net ve çok daha doğru hareket etti. Sabırla bekledi erken olduğu için 7 Haziran tarihiyle ilgili kararı bakın daha dün açıklandı. Evet. Çünkü bir şeyler ortaya çıktı da ondan sonra hareket edildi. Ama bunları bakın, buna tartışmamak lazım. Bu saatte çocuklarımıza düşen vazife şudur. 1-2,5 milyon öğrencimiz aynı şartlarda, aynı durumda, aynı çalışma süresi içinde sınava girecekler. Hiçbir adaletsizlik olmadığını net olarak lütfen çocuklarımıza hem velilerimiz hem eğitimcilerimiz her seferinde bunu ifade etmek lazım. Siz haksızlığa uğradınız, siz sıkıntıya düşürüldünüz diye ifadeler bakın çocukların moralini bozuyor. Bizim çocuklarımızın morale ihtiyacı var. Gençlikleri ve yaşları itibariyle onların duyguları çok daha yüksek hareket edebiliyor ve bu onların eğitim, sınav sürecine, çalışma sürecine negatif tesirler edebilir. Hocam, o yüzden ben lütfen tamamlayın cümlenizi. Ben yani bunu dikkate almamız gerekir. Çünkü şu anda tarihler belirlenmiş. Çocukların tek ihtiyacı olan bu tarihin tartışılması değil. Nedenleri biz tartışabiliriz bilahare ama şu anda gençlerimizin 2,5 milyon öğrencimizin 1 milyonu bakın okullarımızda.
Bunların yaklaşık 1 milyonu liselerimizde, 1,5 milyonu zaten mezun olmuş öğrencilerimiz, daha yetişkin gençlerimiz. Bunların bir de şu var, yani burada panik yapacak bir şey yok. Üniversite imtihanını bu 1,5 milyon kişi belki 2 kere 3 kere daha önce denemişti. Bu sene de girecek, kendine göre bir sonuç gidecek. Yani üniversite imtihanının tekrarı mümkün olan bir şeydir. Çocuklarımızın bir kaybı söz konusu olamaz. Sadece ve sadece onların hazırlıklarını yapmaya devam etmeleri lazım ki... Hocam şimdi şöyle evet, sınav süresini biliyoruz. Şimdi sürede kısıtlı olunca böyle bir de o yüzden aklımızda da sorular var. Hepsini de böyle detaylandırın, cevaplandırın istiyorum. Ayhan Hocama da geleceğim ama YKS ile ilgili düzenlemelerde önemli şeyler oldu. Yani mesela baraj 10 puan düştü, sınav süresi arttı, 170'e çekildi. Bunların da ciddi bir etkisi olur. En güzeli sanırım biraz öğrenciler üzerinde bir rahatlatıcı bir etkisi olur gibi geliyor. Bilmiyorum, ne dersiniz bu konuda? Bu kesinlikle çok güzel kararlar. Bu sene bakın tarihi kenara koyun, tarih değişti, öne aldı, geri geldi. Bunu YÖK'ün düşünerek bu şekilde yapması, artı Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de aldığı bütün önlemler ve çalışmalar, hazırlıklar tamamen çocuklarımızın psikolojilerini rahatlatmak, daha huzurlu, daha rahat sınava girmelerini sağlamak için çok doğru kararlardır. YKS ile ilgili de alınan bu kararlar, 10 puan meselesi bence çok önemli bu sene için. Evet. Buna çocuklarımızın ihtiyacı vardır. Hem rahatlama sağlayacaktır. O baskıyı üzerlerinden biraz daha kalkacaktır. Evet. Ve daha sağlıklı imtihana girmelerini sağlayacaktır. Diğer önlemleri de YÖK'ün bu anlamda daha net ifade etmesini ve ortaya koymasını arzu ederiz. Yani sınav düzeni anlamında. Düzen demişken, biraz da psikoloji demişken, o da önemli, eğitim uzmanı Ayhan Hocama da sorayım. Yani LGS'de değişiklikler var. İşte YKS'yi bir taraftan çözümlemeye çalışıyoruz. Orada da düzenlemeler var. Her öğrenci sınava kendi okulunda girecek Ayhan Hocam. Yani öğrenciler, öğretmenler, öğrenci öğretmenleri tabii bir şekilde maskede dağıtılacak herhalde yani. Dezenfektan izin verilecek. İşte veliler okul bahçelerine girişine izin verilmeyecek. Artık velilerin okul bahçelerinde beklemeleri gibi bir şey yok. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Yani bu sınav da olsa, ne olursa olsun o mesafeye dikkat edilecek. O bütün kurallara. Sınavın sağlıklı yapılabilmesi için yeterli mi? Yani işin hem psikolojik boyutu var, hem biraz sosyal boyutu var, hem bir stresi var. Yani bir de ortam hazırlanacak. Yani bunlara ne kadar uygun ortam hazırlanabilir bizim o kapasiteyi de düşündüğümüzde. Ne dersiniz Ayhan Hocam? Hülya Hanım, şimdi bir defa okulunda çocuğun sınava girmesi bütün faktörler açısından çocuğu moralmen üste çıkartacak bir durum. Olumlu etkiler elbette. Özellikle, tabii özellikle büyük şehirlerden düşünün. Ben size küçük rakamlar vereyim. Sadece İstanbul'da 281 bin öğrencimiz 1604 okulda. Ankara'da 100 bin öğrencimiz sınava giriyor 780 okulda. Hı hı. Eğer çocuklarımız kendi okullarına giderlerse, bizim e-okul üzerinden gelen bir sitemiz var. Yani ne demek bu? Mahallelerinde, evlerine yakın okullarda sınava girecekler. Bildikleri, her sabah gittikleri okulda girecekler. Bu çocuğun hem psikolojisi hem de sağlık, yani bulunduğumuz süreç açısından sağlık, trafik, yaya mesafesiyle gidebilecekler. Ben şunu söylüyorum. O sabah anne babalar çocuklarını her gün okula gönderir gibi normal süreçte evinin yanındaki okula gönderdiğinde bile süreç normalleşmenin en güzel işareti olacaktır. Bunu yapsınlar, sakinleştirerek. Hocama 8'e giden öğrencilerimiz, onlar rahatlıkla evlerindeki, mahallelerindeki günlük devam ettikleri okula gidecekleri için bu onlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Tabii. Okullara gelince, biz okulları zaten bu süreç başladığında hemen bir sistem kurarak bakanlığımız okullar dezenfekte edilmişti. Ama devamında sınavdan önce tüm okullar tekrar dezenfekte edilecek. Alınan diğer tedbir rehber öğretmenler. Hmm. Hem içeride öğrencilerimizle beraber, hem de dışarıda bahçeye girmeyen, yani süreçle ilgili merak eden çocuk, anne babalar için özel bir rehber görevlendirilecek. Burası önemli. Ve çocuklarımızın burada hem anne babaların hem çocukların rahatlaması, doğru bir şekilde gelmesi ve günü doğru yönetmesini sağlayacağız. Aralar var. En bizim sıkıntı çektiğimiz durum iki sınavın, iki oturumun arası. Belki burada küçük bir daralma olabilir. Yani sürede kısıtlama olabilir. Orada da yine sosyal mesafe korunarak yedek öğretmen sayısı çoğaltıyor bakanlığımız. Yani geçen seneden çok daha fazla öğretmen görevli olacak sınavda. Yedek öğretmenler çocukların giriş çıkışlarını, bahçe nizamlarını bu andaki ortamı yönetmekle görevliler. Hep beraber sağlıklı bir şekilde gidecek. Peki, yani 27'inde olması bizim açımızdan, çocuklarımız açısından
Tabii ki daha avantajlı. Psikolojiler de artık hastalığın çok azaldığına dair, çok rahat gidebileceklerine dair bir yolculuğa çıkmış olacaklar 20 Haziran'da olmasıyla. Peki, eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz ve Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal. Hocam çok teşekkür ediyorum. İkinize de çok teşekkür ederim. YSK'nın tarihi bir taraftan da LGS'deki değişiklikleri konuştuk, anlamaya çalıştık. İki uzmanla, eğitim uzmanıyla diyelim. Biraz da ekonomi diyelim. Gün ortasını burada noktalayalım. Serdar Kutersin'le birlikte olacak Ekonomide Görünüm programıyla. Ben yarın saat 12'de tekrar sizlerle birlikte görüşmek umuduyla diyorum elbette. Habertürk'te kalın efendim.